Peki son 3 günde rakamlar nasıl seyretti? Hemen onları sizlere aktaralım. 8 Ağustos'ta 1172 vaka vardı Türkiye'de. 9 Ağustos'ta 1182'ye yükseldi ve son 24 saatte yine bir artış var. 11 kişi daha arttı. 1193 yeni vaka tespit edildi. 14 vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. İyileşen hasta sayılarımız en azından orada yüzümüzü güldürüyor rakamlar. Bir önceki güne oranla 100 üzerinde kişi daha arttı koronavirüsü yenmeyi başardı 1211 olarak gerçekleşti. Tabii burada önemli olan bir başka noktada hastalarda zatürre oranı orada bir artış var kısmi de olsa %8.2 oldu ama üzen ve endişeye kapılmamızı aslında sağlayan o rakamda ağır hasta sayısı 603'e yükseldi. Bir önceki gün 596 hatta ondan önceki gün 8 Ağustos'ta da o rakam 587 idi. Bakın bu arada bir e, hemen tweet paylaşmak istiyorum sizinle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşayandan uyarılar demiş. O özellikle yoğun bakımdaki o hastalarla ilgili. Pozitif olduğumu tesadüfen öğrendim. 7 gün hastanede takip edildim temaslım olan ailemi bir şey olacak korkusuyla geçirdim süreci. Bir odanın içinde 7 gün tek başıma her an daha kötü olacağım korkusuyla yaşadım. Kimse gençliğine güvenmesin. Sevdiklerimize daha yakın olmak için sim şimdi mesafe şart. Bunu bir koronavirüs hastası, COVID-19 hastası söylüyor. 7 gün boyunca tek bir odadasınız. Ailenizi göremiyorsunuz. Yani bir maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak aslında ailemizi görmekten daha mı önemli bu mesafeleri bu kuralları uygulamalıyız ki şu süreçte virüs bulaşmasın ailemizden uzak kalmayalım o anlatılan acı senaryoları bizler de yaşamayalım